Sevgili hanımlar, doğum başladıktan sonra yapılması gereken sezaryen durumlarından bahsetmek istiyorum bugün. Doğumun başlangıcı ağrıyla, suyun gelmesiyle, bebek hareketlerinin azalması veya kanamanın başlamasıyla gerçekleştikten sonra kişiler hastaneye giderler. Gebe hastaneye gider eşiyle birlikte. Hastanede doğum süreci izlenmeye başlar. Normalde ağrının başlangıcı ile birlikte ağrının devamlılığı gerekmektedir. Doğum ağrısı, doğum sancısı, kasılma, eylem, ne derseniz buna, bu bir rahim kasılmasıdır, rahim krampıdır. 900 gram kadar olmuş olan, büyümüş olan rahim kramplarla ağrıyı oluşturarak bebeği bir taraftan doğru pozisyonda pelvise yerleştirip aşağıya vajinaya doğru iterken bir taraftan da rahimin yumuşak dokusunu kendisine doğru çekerek rahimin silinmesini ve açılmasını sağlar. Peki hangi durumlarda eylem durur? Eğer doğumun ağrısı kesilirse, eğer bebek doğru şekilde kanala itilmezse, bebek itilmesine rağmen ilerlemezse, rahim açılmazsa, bu tarz durumlarda sezaryen gerekebilir. Peki, kasılmalar başladı. Gayet güzel bir şekilde açılma devam ediyor. Açılma dediğimiz şey dilatasyon diyoruz. Dilatasyonun ortalama olarak ilk doğumu yapacak, hiç daha önce doğum yapmamış bir kadında yaklaşık 2 saatlik kasılmayla 1 santimlik açılma olması beklenir. 6 santimlik açılmaya kadar biz bu evreye latent evre, yani evde geçirilebilir, oyalanabilir evre diyoruz. 6 santimlik dilatasyondan sonra ise latent evre, artık aktif evre dediğimiz, birazcık daha kadının ağrılarının farkına vardığı, hissettiği, sancım iyice oturdu dediği zamana geçiyoruz 6 santimden sonra. Düşünün, 6 santimden sonra 10 santim olması gerekiyor. Niye? Bebeğin en küçük çapı çünkü 10 santim. Yani bebeğin vajinadan aşağıya inip, 9-10 santimlik vajinadan aşağı inip pubis kemiğinden dışarıya çıkabilmesi için baştan 10 santimlik bir çapla girmesi gerekiyor ve 10 santimlik çapa kadar da rahim ağzının açılması gerekiyor. Şimdi 10 santim olana kadar, 6 santimden 10 santim olana kadar her 2 saatte 1 santim açılacak. 4 santimimiz var. Yaklaşık bir 8 saatlik evrede, aktif dönemde geçebiliyor. Eğer bu ilerleme evrelerinden, yani kasılma olmazsa, kasılma olur ama düzenli olup bebeği itmezse, kasılma olur ama rahimi açmazsa, bazen artık bebek içeride açılmayan ya da inemediği yerde sıkışıyor, yukarıdan rahim kasıyor, aşağıda bebek sanki böyle şey gibi düşünün, bir kalenin kapısını açmak isteyen koçbaşı gibi düşünün, vuruyor geri gidiyor, vuruyor geri gidiyor derken bebek içeride sıkışmış oluyor. Biz buna bazen hastaya durumun aciliyetini, bebeğin kötü durumda olduğunu anlatmak için işte kordon var, aşağı inmiyor, açılma olmuyor diyerek ifadelerle kadın doğumcular sezaryeni alma gereğini aileye bildirebilirler. Çoğu zaman ailelerde şöyle hayal kırıklıkları görüyoruz. Rahim ilerliyordu, açılıyordu, ağrı da vardı. O zaman niye sezaryene gidiliyor? Hayır, aslında sezaryene gidilmesinin sebeplerinden bir tanesi açılmanın yeterli olmaması olabilir. Kasılmanın düzenli olmaması olabilir. Bebeğin doğru pozisyonda içeriye girmemesi, doğru şekilde inememesi olabilir. Her şey olduktan sonra, yani rahim 10 santim açık, bebek vajinanın en üstüne, 9-10 santimlik vajinanın üst kısmında artık rahim ağzından kurtuldu, yukarıya geldi. Aşağıya kadar da indi, artık çıkım noktasındayız, tam açık ve çıkımdayız. Bu noktada ağrılarla birlikte eğer 2 saat içinde bebeği dışarıya doğru bir şekilde alamıyorsak, kasılmalarla bebek dışarıya çıkamıyorsa, epidural varken de bu 3 saate kadar uzayabiliyor. Tam açık doğumda sezaryene gitmek de mümkündür. Çok kolay bir olay değildir. Kadın doğumcunun, annenin, anne adayının son derece hayal kırıklığı yaşadığı bir olaydır çoğu zaman. Herkes emeğinin boşa gittiğini düşünmeye başlar ama lütfen bu noktada ısrarcı olarak doğmayacak bir bebeği vajinadan bir şekilde çıkartmak için şartlanma, zorlanma içine girmemek gerekiyor. Çünkü bu da bir sezaryen sebebidir.
Baktınız ki doğum tam açık olmasına rağmen bebek çıkamıyor. O zaman doktor sezaryana dönerek bebeği sezaryanla çıkarmak durumunda kalabilir. Burada amacın illa vajinadan çıkarmak değil, amacın canlı, sağlam, düzgün bir bebek, canlı, sağlam, bozulmamış, yırtılmamış, aşırı hasar görmemiş bir anne adayı olması gerektiğini lütfen unutmayalım. Yaşasın anneler, anneler yaşasın sloganıyla birlikte güzel, kaliteli vajinal doğumlar için hep birlikte çalışmamız gerektiğini lütfen hatırlayalım.